Mesela evinde tavuk olanlar bir parça bile olsa, hani herkese bir tane bir ağız tadı bile olsa olur. Yapın, atın şimdi üstünü bir streçle kapatıp, değil mi? Kesin. Beklesin iftara kadar. Tabii tabii tabii, hemen iftara yakın bir 5 dakika 10 dakika kala hemen kızartabilirsiniz. Çok çabuk olacak çok herhalde çabuk anladığım olacak. Kadarıyla. Çok çok hızlı olacak. Bir tavuk daha salladık. Vay. Şöyle neresiydi dedin tavuğumu? Göğüsten yaptım ben bunu. Göğüsten yaptım. Aynen öyle. Göğüsten yaptım ben bunu. Veya bir bütün tavuk almadınız da. Hani iki tane oluyor genelde göğüs paketlerde. Göğüs vardır. Ondan yaparsınız. O da çok güzel olur. Sadece şişini yaparsınız. Göğüsten de yapabilirsiniz, buttan da yapabilirsiniz. Mesela göğüs sevmeyenler buttan da yapabilirler. Anladım. Hiç problem değil. Ama ben butu başka bir şeyde kullanacağım için göğüsten yapmayı tercih ettim. Tamam. Çok çok güzel, çok iyi bir şeysi var. Sonra onu böyle harmanlayacak mısın o sosunu? Biraz harmanlayacağım. Ondan sonra biraz dinlendireceğiz. Ondan sonra hazır hale getireceğiz kızartmak için. Tamam. Domatesimizi de alalım. Bir tane de defne yaprağımızı takalım. Rahat geçiyor mu şeye? Şöyle defne yapraklarının, hayır, daha doğrusu biberiyelerin uçlarını ben biraz törpüledim. Sivri hale getirdim. Bak, en büyük sırrı vermiyor. Şimdi biz evde yapacağız biberiyeyi onu. Saplanmıyor diyecek. Şöyle kalem açar gibi şöyle şöyle orayı sivriltmiş ucunu biberiyenin. Evet, daha rahat girsin diye. Ay, benim Ayvalık'ta çok fazla biberiye böyle dolu dolu çıkıyor. Bir, azıcık bir ekmişiz, onun bir çoğaldı, bir çoğaldı. Mesela bunu orada yapabilirim, ne kadar güzel. Aklınızın bir kenarında da o türlü yapmakta bulunsun. Biberiye çok arsız bir bitkidir zaten. Çok. Her yerde yetişebilir, hemen aynen, anında aynen. Yetişir yani. Bir şeyde de yetişiyor. Ne derler, şöyle küçücük bir teneke kutuya bile koysanız çok güzel yetişiyor. 3 tane yeter sanıyorum. Yeter, evet. Şimdi birazdan yaparız yeter arada öyle. Onu yine. Aynen öyle. Ben evet. Bunu müsaadenizle bir dolapta dinlendirmek istiyorum. Tamam. Şöyle birazcık dolapta bırakalım. Burada dinlenirken biz de diğer tarifimize hemen hızlı bir şekilde geçebiliriz. Tamam. Ben eldiven alayım. Geleyim mi şuraya Erkan? Şuradan eldiven alabilir miyim? Sakine, oraya bana eldiven koyman lazım. Ben yardım edeyim, o bir taneyi daha dizi vereyim ekine. Şimdi diğer tarifimiz de şu. Ne demiştik? Tavuk mücver yapacağız demiştik. Biz şöyle bir şey. Yumurta, bütün bir yumurtayla tavuk göğsünü robottan geçiriyoruz. Nasıl yani? Tavuk göğsünü şöyle göster göğsünü. Şöyle bir tavuk göğsü. Bunu ufak parçalara ayırabilirsiniz. Robotun içine atın. Aynı şekilde bir bütün yumurtayı da içine kıyma koyun. Gibi yapıyoruz yani. Hamur ve kıyma, yani bildiğiniz bir harç kıvamına geliyor artık o. Biz burada onu da hazırlamıştık zaten. Yumurtayla mı yaptın onu? Yumurtayla yapıyoruz. Bir yumurta. Bir yumurta. Bir bütün göster yumurta. Göster kameraya içini, göster şöyle onun. Şöyle içini göstereyim ben size. Aa, bu kıvama geliyor. Ekin, çok harika şeyler bizim için düşünmüşsün. Seyircilerimiz memnun mu? Ben bu tarifi bilmiyorum böyle bir. Tavuklu mücver biliyor musun? Ben de yapmadım hiç. Çok güzelmiş. Şimdi öncesinde bir mısır unumuzu alıyoruz buraya. Hı. Mısır unumuzu aldık. Biraz sıcak suyumuz vardı bizim. Hı. Biraz üstüne sıcak su yediriyoruz bunu. Tamam, sıcak su orada var. Bu mu, sıcak mıydı o? Bu sıcak. Arkada evet. Da varmış sıcak su. Pardon. Evet. Bunu bir güzel bir karıştırıyoruz. Tamam. Hamur kıvamına getiriyoruz. Sanırım arkada da suyumuz vardı, evet. Şunu biraz daha ekliyoruz. Ha, güzel bir şey yaptın orada. Biraz daha kıvamlandırıyoruz bunu. Zaten ölçüsünü vermiştik. Tamam. Bunu yedire yedire yaparsanız daha iyi olur. Kıvamını daha güzel verirsiniz. Bu arada ben de diziyorum Yaşar. Bak, çok kolay şey yapılıyormuş. Çok kolay geçiyor. Aa, çok güzel bir şey öğrendim bugün sayende. Ben bunu yapmaz mıyım? Afiyet olsun. Ben bunu fikir olarak böyle. Ay ay ay, çok güzel oldu gerçekten. Dur, kameradan çıktım. Ay çok güzel. Bayıldım. Bunu da koyuyorum ben oraya. Tamam, olur, uygun. Unumu ekliyorum bu arada, normal unumu ekliyorum. Şimdi bir önemli konuya dikkatinizi çekeceğim. Şimdi burada bu eldivenle, yani eldiven de çok güvenli bir şey değil. Bu eldivenle bunu ellediğim için bundan buzdolabını ellememem gerekiyor. Buzdolabını kağıtla açıyorum, bunu öyle koyuyorum. Bu kurallara dikkat ettiğimiz sürece
Eldiveni atıyorum. Bakın buraya koydum. Bu eldiveni de hiçbir şey için kullanmayacağım artık. Yani biraz eldiven şeysi oluyor ama olsun. Hijyen için önemli. Evet, önemli. Şimdi bunları da ellemeyeceğim. Bunları da eldivenim çıktığı için şu şekilde buraya alacağım. Bu kurallara uyun. Önemli olan elden ele bir şey değmemesi. Burayı sildik ama şimdi ekin elledi, eldivenle dahi olsa tehlikeli. Eldivenden o yüzden korkuluyor. Evet. Bu arada buna mısır ununa su ekledik, ununu ekledik, yarım paket kabartma tuzu, tozu ve tuzumuzu ekledik. Bir harç haline böyle getirdik. Bayağı yumuşak, kulak memesinden daha cıvık bir gibi, şey yaptın. Gibi, evet. Çekmiş olduğumuz tavuk göğsünü de tekrar bir şey söyleyeceğim. İçine ekliyorum. Kesin eve gidiyorum, bunu yapıyorum. Kesin. Ve bir tane şey, bundan kaç kişi doyar mesela? Bir tane şey kullandın. Bir parça göğüs kullandım. Şöyle bir parça göğüs kullandım. Kaç kişi doyar? Çok rahat 5 kişilik ürün çıkar bundan. Ne diyorsun? Tabii tabii, çok rahat. Aa, çok güzelmiş. Yani nedir iftar sofralarımızda? Çeşit, bereket. Yani zaten bir tane yeseniz insan doyuyor çünkü yanında ıvır zıvır bir sürü şey oluyor böyle. İşte kahvaltılık oluyor, çorba oluyor, bir şey oluyor. Bir çorba, bir bu, bir iki de kahvaltılık bir şey, bir pide tamamdır. Ne yapmıştık? Sebzelerimiz vardı. Ne sebzeleri koyuyorsun? Fesleğen kullandım, dereotu kullandım, maydanoz kullandım, taze soğan kullandım. Onları da şimdi peki, seyircilerimiz evdeki şeylere göre başka neler, diğer mücver malzemelerinden koyabilir miyiz? Tabii ki de, istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu tamamen benim düşündüğüm bir taze tane. Soğan. Taze soğan. Fesleğen. Fesleğen, maydanoz. Ve dereotu kullandık. Sence bir mücverin olmazsa olmazı hangi yeşilliktir? Dereot. 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 Tamam. Bak Aytül bile bindi. Biz değil mi daha Aytül? Söylemeden arkadan evet. Geldi zaten. Evet, geldi. Aytül bravo. Mutfakta bayağı iyisin. Karantinada herkes öğrendi. Ay, Aytül'ü anlatacağım size. Belki takip edenler biliyordur. Dün ne temizlik yaptı, ne temizlik yaptı, mahvoldu. Musluğu sökmüş, bir şey takılmış oraya. Sonra musluğu takamamış yerine. İyi oldu, güzel oldu. Bravo Aytül. Şimdi bu harcımız hazır. Şimdi o yumurtanı nerede kullanacaksın? Yumurtayı bunu buraya çekerken kullandım. Göstermek amaçlı koymuştum ben onu. Getirdim. Göğüsle beraber. Evet. Şurada kalabilir. Şurayı da bir kaldırayım ben ufaktan. Evet. Yani şeyi unutmamamız lazım. Ben onu iyice aklıma kaydettim. Siz de kaydedin. O bir parça göğüs etini çekerken içine bir yumurta. Aynen. İki göğüs eti çekiyorsanız iki yumurta mı koyalım? İki göğüs eti yapıyorsak. Yine bir yumurta yeterli. Yeterli mi? Yeterli. Tamam. Yine bir yumurta yeterli. Çok teşekkür ederim. Hem de çok ekonomik. Çok, aynen öyle. Çok ekonomik. Evde bulunan malzemelerle yapılan bir şey. Bunu nasıl yapacağını merak ettim tavada. Nasıl olacağını. Biraz beklesin ister misin? Bu biraz bu? Dinlensin. Tamam. Ben bunu kaldırayım. Biz bu sırada tavuk fettemize geçebiliriz. Tavuk fetteyi ne yaptık? Biz ben tavuk haşlanmış tavuk butu kullandım. Tavuk butumu didikledim. Haşladın. Haşladım ve didikledim. Haşlanmış nohutum var. Şimdi yağda bir güzel ekmeklerimi soteleyeceğim. Evet. Sakine. Ha. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Ha, tamam. Olamazsa sakin gelsin. Yok yok yok, oluyor. Tamam. Şimdi çok az bir zeytinyağı alacağız buna. Evet. Ay çok iyi fikirler. Mesela akşamdan kalan pide, ekmek. Tabii tabii tabii. Bayat olan herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Tamam, kullanırız. Sen pide mi kullanıyorsun? Ramazan pidesi kullanıyorum. Ramazan'a uygun olsun diye tamam, Ramazan güzel. Pidesi kullanıyorum. Hayır, bazen de ekmek kalır. Pide biter de ekmek kesinlikle kalır. Kesinlikle öyle. Olur, değil aynen mi? Öyle, kesinlikle olur. Onun yoğurt sosunu hazırlayalım biz bir yandan yağımız kızarken burada. Heh. Ne demiştik? Süzme yoğurdumuz var. Tahinimiz var. Tahin ekliyoruz süzme yoğurdumuza. Tahinimizi ekledik. Kimyonumuz var. Kimyonumuzu da ekledik. Bu yoğurt sosumuz bizim. Bu tavuk fettenin olmazsa olmazıdır. Hmm. Baş kahramanıdır. Yağ koydun, süzme yoğurt var, tahin var, başka? Süzme yoğurt, tahin ve kimyon, bu kadar. Kimyon, vay 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 vay.
Bu da çok güzel sevgili izleyiciler. Gerçekten bunu da çok beğendim. İftara da çok güzel yakışacak bir şey. Ekonomik bir şey ayrıca. Ben bir yandan da yağımı kızdırayım hiç zaman kaybetmeden. Çünkü tamam, mücverlerimizi kızartacağız bir yandan biz. Mücverleri nasıl kızartacağını çok merak ettim. Orta derece ısıda yağımızı ısıtıyoruz, bekletiyoruz, hazır hale getiriyoruz. Yoğurdumuz hazır. Şimdi nohutla tavukları bir karıştıralım. Bir güzel bir baharatlandıralım bunu da. Ben hemen eldiven değiştireyim yine.